Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral kadim ağacın gölgesinde and içtiler. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu ikivak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde ikivak derin uykusundan uyandı. Ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, Kadu'nun sırrı korunmalıydı. Cillenin önceki bölümlerinden. Bu sefer başarısızlık istemiyorum Gabi. Başlayalım o zaman. Güçlü ama hantal bir yaratığa benziyor. Hızlı saldırılara karşı koyamaz. Dikkatli olursam bu maçı kazanıp cilleleri onlardan alabilirim. Umarım geç kalmamışızdır. Durun kuyruğun! Arena'ya ne olmuş böyle? Neredeyim ben? Bıyıklı balina. Bu da Behmut. Benim en iyi arkadaşım. Sen de kimsin? Ha? Ben mi? Dur. Benim adım Zend. Bunlar doktor balıkları. Her türlü hastalığı, zehri iyileştirme özellikleri var. Belki de artık gitme vaktin gelmiştir. Müdrik amca. Ha. Müdrik amca. Ha? Ne var Kayra? Çok canım sıkılıyor. O zaman odanı topla. Topladım. Raftaki kitapları düzenledin mi? Hem de alfabetik sıraya göre. Antrenman yaptın mı peki? Of, görmüyor musun? Akşam oldu Müdrik amca. Bu saatte antrenman mı yapılır? Hmm. Sırtımı ovala madem. Aa, beni dinlemiyor musun Müdrik amca? Hep tek başımayım diyorum. Yakında sıkıntıdan patlayacağım. Ha? Ne dedim ben şimdi? Müdrik amca beni hiç anlamıyor. Her gün aynı şeyleri yapıyorum. Odayı topla, antrenman yap. Hep aynı şeyler. Bıktım artık. Bir tane bile arkadaşım yok. Ha? Kuş sesi. Sonunda onları buldum. Bu tarafta olmalılar. İşte oradalar. Kafanı buraya kuralım. Bu iş çok kolay olacak.
Seni bedavacı seni. Az daha yakalıyordum. Birazcık da ekmek atalım. Güzel oldu. Bu sefer olacak. Biraz daha içeri. Hadi. Yakaladım. Yakaladım. İşte buradasın. Parmağım. O kuşlar niye durmadan oraya iniyor? Vay canına. Gerçekten müthiş. Gerçekten ayağım kaydı. Şu hale bak. Her şey mahvolmuş. İstemeden oldu. Yenisini alırım. Alamazsın. Nerede satılıyorsa gider müdürük amcamla alırız. Beni dinlemiyor musun? Sana alamazsın dedim. Çünkü bunların hepsini ben yaptım. Ne? Sen mi yaptın? Ne oldu? Bir kız yapamaz mı? Yok yok, onun için değil. Bu müthiş olmuş. Beğendiğine sevindim. Neyse, olan oldu. Bu arada benim adım Solin. Ben de Kayra. Tamir edebiliriz belki. Hem ben... Boş ver. Yenisini yaparım. Zaten basit bir sistemdi. Basit mi? Benim tuzağımı görse ne der acaba? Yalnız bundan sonra daha dikkatli ol. Peki. Benim gitmem gerek. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel de cevabı kendin öğren. Hem belki sürüş tarzımdan bir şeyler kaparsın. Yok, kalsın. Ben burada halimden memnunum. Peki, sen bilirsin. Buram
tempo bu kadar yüksekte miydi? Ne oldu Kayra? Korktun mu? İyi, izle o zaman. Böyle. Bana ne oldu? Hatırlamıyor musun yoksa? Of, tabii ya. Buraya nasıl geldik peki? Ona sor. Sen hayatımı kurtardın. Bir günde sen beni kurtarırsın, ödeşiriz. Aman Solin, bırak dalga geçmeyi. Hadi bakalım Kayra. Yorma kendini. Şimdi iyice dinlen. Biraz daha dayan Solin, seni kurtaracağım. Amma da inatçıymış şu ihtiyar. Hala peşimizden geliyor. Ne yapacağını zannediyor acaba? Sadece ihtiyar ve şişman çocuk peşimizden geliyor. Diğer ikisi görünürde yok. Şimdi ne yapacağız Rehsen? Neden kaçıyoruz ki? Onlar da kim oluyor? Aşağı inip ellerindeki cilileri alalım. Sadece iki kişiler. Olmaz. Şu anda ikinizin de onlarla dövüşecek gücü yok. Fil de boynuzu tavşanda çok yoruldu. Müdürün neler yapabileceğini de henüz bilmiyoruz. Başka cilleler saklıyor olabilir. Daha iyi ya. Amacımız kayıp cilleleri bulup kapıyı açmak değil mi? Ayağımıza kadar gelmişler. Ama biz kaçıyoruz. Ben değil. Sinirlerimi bozma. Eğer sizi o arenadan kurtarmasam şu anda bütün cilleleri kaybetmiş olacaktık. Dikkatli olmamız lazım. İhtiyarla şişman çocuk nasıl olsa peşimizde. Onlardan bir şekilde cilleleri alırız. Önemli olan diğer ikisinden nasıl alacağımız. Şu anda her yerde olabilirler. Gerçi kız şimdiye kadar ölmüştür. Çocuk nerede? Peki ne yapacağız Rehsen? Fecere köyüne gideceğiz. Ne? Fecere köyü mü? O iğrenç tiplerin olduğu yere bir daha gitmek istemiyorum. Hepsi hırsız, uğursuz insanlar. 3 kuruş paraya yapamayacakları bir şey yok. Daha iyi ya. Parayla onlara istediğimizi yaptırabiliriz. Unutma. Onlar sadece amaçlarımız için kullandığımız piyonlar ahim. Boyut kapısı açıldıktan sonra onların da icabına bakacağız. Uçurum mu? Huzur! Dikkat et! Aferin Huzur, aferin. Görünüşe göre onları kaybettik Talu. Daha fazla peşlerinden gidemeyiz. Artık elimizden bir şey gelmez. Hayır, hemen vazgeçmeyelim Müdrik amca. Vadiden gidersek onları yakalarız. Tamam Talu,
Sakin ol. Ama Müdrik amca, nasıl sakin olayım? Onlar Solin'i... Nasılsa yine karşılaşacağız Talu. Buna şüphen olmasın. Öfkeni o ana sakla Talu. Sabırlı olmalısın. Kayra ve Solin ne olacak? Bizi nasıl bulacaklar? Eğer Kayra Solin'i iyileştirmeyi başarırsa bize Ada Köyü'nde katılırlar. Rotamızın ne şekilde olduğunu onlar da biliyor. Peki ya başaramazsa? Böyle düşünme Talu. Kötü düşüncelerin bize faydası yok. Biz yolumuza devam edelim. Ama... Kaybettiğimiz her dakika bizim zararımıza. Hadi artık yola çıkalım. Şu taraftan gideceğiz. Of, ne sıkıcı bir gün. Ne gelen var ne de giden. 4 gündür burada boşu boşuna bekliyoruz. Kayaların üzerinde uyumaktan her yerin tutuldu. Ay, şu hale bak. Yakında yiyeceğimiz biter. Hey, bedavas. Fecere köyüne git bakalım, yeni bir haber var mı öğren. Hem de biraz yiyecek bir şeyler getir. Ne? Niye ben gidiyorum? O gitsin. Ha? Yeter artık. Bütün angarya işleri ben yapıyorum. Olmaz. Hem bu gece yatakta uyursun, sırtın iyileşir. Narin bedenin düzelir. Evet, narin bedenine iyi gelir. Bırakın dalga geçmeyi. Hasta oluyorum diyorum. Durmadan kayada dikende uyuyoruz. Tamam. Yine başlama. Bu gece rahat rahat uyu işte. Bıktım artık sizden. Burada sefil gibi yaşıyoruz. Hadi uzatma artık. Yiyecek getirmeyi de unutma. Yolda da dikenlere dikkat et, bir yerini incitmeyesin. Sen de gülmeyi bırak. Şu etrafa bir göz at, gelen giden var mı diye. Hadi! Bıktım artık şu ikisinden. Günlerdir o kayalıkta bekliyoruz. Kaç kere söyledim, vadi artık güvenli değil diye. Hiçbir yolcu oradan geçmiyor. Boşu boşuna bekliyoruz. Hı? O da ne öyle? Seni kurtaracağım Solin. Her ne pahasına olursa olsun seni kurtaracağım. Kardeşimin ateşi çıkmış, onun için aldım. Bu gölün suyu hafif yaraları iyileştirebiliyor. Çok az su kalmış. Ama zehrin ilerlemesini durdurmak için bunu şimdi kullanmak zorundayım. Allah'ım yardım et. Bu da son damla. Dayan Solin, çok az kaldı. Yakında hepsi bitecek. Biraz daha dayan. Üzerinde birileri var. Ha? Çabuk çabuk silahları sakla, çabuk. Şimdi de yere yat. Hastalanmış taklidi yap. Bacağım. Hey, sen. Ha? Bacağım. Aşağıdayız. Hareket buraya bak. Hey! Bacağım, arkadaşım hasta. Yürüyemiyor. Bize yardım et. Bir şeyler yapmalıyım. Onları burada bırakamam. Ama aşağı inersem de göle zamanında yetişemem. Ve Solin'i kurtaramam. Solin. Hey! Beni duymuyor musun? Kusura bakmayın. Şimdi size yardım edemem. Arkadaşım çok hasta. Acele etmem lazım. Bizi burada bırakamazsın. Hey! Bırakmak zorundayım. Ama sizi kurtarmak için geri döneceğim. Söz veriyorum. Bacağım. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çabuk. Kaçmasına izin verme. Çabuk ol Behmut. Yüksel. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çabuk. Kaçmasına izin verme. Kaçamayacaksın. O balina artık benim. Solin'i korumak zorundayım.